Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere 3 tane boncukla başlanan spiral kordon yapımını göstereceğim. Bunun için gerekli malzemelerimiz, dizi kum boncuğu kullandım ben burada. Bir tane mıknatısımız var, küçük boy. 2 tane 3 numara bafon boncuğumuz ve kopmaz ipimiz var. Başlangıçta ilk önce 3 tane kum boncuk alıyorum. Bunu ipimin sonuna getirmiyorum. Şöyle biraz ortalayacağım. Çünkü sonradan uç tarafa kapama takacağız. İçinden geçiyorum. Ve bir kere düğümlüyorum. Ve sağdaki ilk boncuktan bir boş çıkıyorum. Şimdi bir tane kum boncuk alıyorum. Devam eden boncuğa giriyorum. Şimdi ikinci kum boncuğumu alıyorum. Diğer devam eden boncuğa giriyorum. Üçüncü kum boncuğumu alıyorum. Üçüncü kum boncuğumu aldığımda arkadaşlar, diğer devam eden boncuğa girmeyeceğim. Onu bir tane atlayıp, yani şu boncuğu atlayıp bu boncuğa giriyorum. Üstündeki boncuğa giriyorum. Bu ilk dizilimi rahat yaptığınızda bir daha işiniz çok rahat gidecek. Artık şimdi peyoteye başlıyoruz. Bir tane kum boncuk alıyorum. Alttakini atlıyorum. Üsttekine giriyorum. Bunu böyle küçük olduğu için döndüre döndüre yapmak zorundayız. Bir tane kum boncuk alıyorum. Bunu atlıyorum. Ve diğerine giriyorum. Bir kum boncuk aldım. Aşağıdakini atladım. Ve bir üsttekine giriyorum. Yine bir kum boncuk aldım. Önümdekini hemen atlıyorum. Ve diğerine giriyorum. Döndürüyorum. Şu hemen önündekini atlıyorsunuz ve ondan sonrakine giriyorsunuz. Bir tane alıyorum. Önündekini atlıyorum. Daha sonrakine giriyorum. Bir tane aldım. Önümdekini atladım. Ve ondan sonrakine girdim. Bildiğimiz peyote tekniğiyle işinizi döndüre döndüre devam edeceksiniz. Bileğinizin ölçüsüne gelinceye kadar. Bileğimizin ölçüsüne geldiğinde kapamasını takacağız. Bu basit ama çok güzel duran bir spiral. Kolye kordonu yapabilirsiniz bundan. Bileklik yapabilirsiniz. Çok değişik yerlerde kullanabilirsiniz. Ara uzatma olarak kullanabilirsiniz. Görüntü de şöyle olacak. Ben şimdi işimi devam edeceğim bileğimin ölçüsüne kadar. Ve bileğimin ölçüsüne geldiğimde kapamasını takacağız. Döndüre döndüre yapıyorum. Bir alıyorum. Önündekini hemen şunu atlayacağım.
Şunu atlıyorum ve bir diğerine giriyorum. Böyle devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi ben bunu evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hoş bir kordon oldu. İnce, hoş, kibar. Bakın. Şimdi buna kapama takacağız. Şöyle bir önce üçünü toparlıyorum. Bir tane 3 numara bafon boncuk. 3 numara bafon boncuk alıyorum. Daha sonra mıknatısımızı alıyorum. Boncuğun içinden git gel yaparak bunu buraya tutturacağım. Daha sonra da karşı tarafı tutturacağım. Bafonun içinden her içeriye geçtiğimde bir tane boncuktan geçerseniz boncuğun içinden o zaman daha sağlam olacak işimiz. Evet, şimdi buraya bir düğüm katalım. Ve işimizi sonlandıralım. Ve hemen yakacağız arkadaşlar, unutmayalım. Şimdi diğer tarafa biliyorsunuz ip bırakmıştık. Tekrar ip eklememek için. Hemen oraya iğnemizi geçireceğiz. Önce bir toparlıyoruz ve bafon boncuğumuzu geçiriyoruz. Daha sonra da mıknatısımızın diğer tarafını.
Evet arkadaşlar, bilekliğimiz oldu. Bakın, çok güzel duran bir bileklik, ince bir kordon. Bunu farklı boncuklarla da yapabilirsiniz. Farklı boncukla yaptığınız zaman da sanki modeli farklı gibi duruyor. Bakın şunu da kesme boncukla yapmıştım. Bu da yine 3, aynı bu teknikle yapılıyor. 3 tane boncukla başlanıyor bu spiral. Bakın bu farklı, bu farklı duruyor. Hangi boncukla yaparsınız? Karışık boncuklarla yapabilirsiniz. 3 boy boncukla yapabilirsiniz. 3 boy farklı boncukla. Rengarenk boncuklarla yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel, çok şık duran bir kordon. Dediğim gibi kolye kordonu olabilir bu. İsterseniz bileklik olabilir. İsterseniz ara uzatmalarda kullanabilirsiniz. Çok değişik yerlerde, değişik amaçlı kullanabileceğiniz şık, hoş ve çok kolay bir teknik diyelim. Şöyle göstereyim tekrar. İkisini yan yana. Bakın dizi kum boncukla farklı duruyor. Kesme boncukla farklı duruyor. Sanki başka bir modelmiş gibi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.